Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda bu yıl 13.sü gerçekleştirilen, dünyada yaklaşık 200 ülkeyle birlikte ülkemizde de kutlanan Güvenli İnternet Günü'nü tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, çevrim içi güvenliğin her geçen gün daha da önemli hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle salgın şartlarının tetiklemesiyle internete ve sosyal medya mecralarına olan rağbet giderek arttı. Tabii bu mecraların kullanım oranları arttıkça gücünü kullanıcılarından ve kullanıcıların oluşturduğu verilerden alan bu mecralarda yaşanan tehlikeler ve riskler de oldukça çoğaldı. Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı başta olmak üzere pek çok dijital risk bugün çocuklarımızı tehdit eder bir boyuta geldi. Bu noktada internetin ve sosyal medya mecralarının bilinçli ve güvenli olarak kullanılması son derece önemli. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz tarafından oluşturulan ailelerimize ve çocuklarımıza göre İki seçenek olarak tercih edebileceğiniz güvenli internet hizmeti kullanımının özellikle bu noktada fayda sağlayacağına inanıyoruz. Vatandaşımızı bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz. Dijital bir dünyanın içinde doğan çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ve bütün vatandaşlarımıza her yönüyle temiz ve güvenli bir dijital dünya sunmanın en önemli hedeflerimizden biri olduğunu Güvenli İnternet Günü vesilesiyle buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki güvenli dijital ortamlara bugün herkesten önce çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var. Kıymetli arkadaşlar, kişisel veri mahremiyetimizi korumak amacıyla Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyerek başlatılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar aldık. Yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, dijital farkındalığımızı artırdığına inanıyoruz. Kıymetli misafirler, dijital mecralar özellikle gençlerimiz için kültür emperyalizminin de bir temsili haline gelmiştir. Bu noktada interneti ve sosyal ağları sorumsuzca kullanarak zihnini, zamanını, enerjisini tüketen değil, interneti bilinçli kullanarak üreten bir toplum olmak zorundayız. Teknolojik gelişmelerin ve dijital mecraların bizi ve çocuklarımızı esir almasına ve tüketmesine izin vermeyeceğiz. Haddinden fazla ve aşırı alınan kalorinin bedeni zamanla hasta etmesi gibi dijital ortamlarda bir süzgeçten geçirmeden gerekli gereksiz bütün içerikleri sınırsızca tüketmenin dijital obeziteye ve dijital bağımlılığa sebep olacağı unutulmamalıdır. Değerli katılımcılar, internette ve sosyal ağlarda itibar suikasti, dezenformasyon, dijital dolandırıcılık, terör propagandası, hakaret gibi pek çok risk bulunuyor. Bu türden zararlı ve yasa dışı içeriklere karşı mücadelede yasal yollarla birlikte toplumda dijital bir farkındalık oluşturmanın son derece önemli olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz. Kötülükle mücadelede iyiliği çoğaltmanın ve iyi içeriği üretmenin stratejik bir güç olduğuna inanıyoruz. Pozitif ve faydalı içeriklerle hem kendisini hem de toplumu aydınlatan, kültürel ve ahlaki değerlerine sahip çıkan ve bir adım ileriye taşıyan, teknoloji üreten ve şekillendiren bireyler yarınları da şekillendirecektir. Bu inançla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz açık kaynak dijital içerik üretme projesini başlatmıştır. Öğrenme kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak, dijital okuryazarlığın teknolojiye, toplumsal refaha ve mutluluğa, gelişmeye, sanata, bilime, inovasyona, dönüşmesine katkı sağlamak için başlatılan bu projeyi çok değerli buluyoruz. Kıymetli katılımcılar, bugün dijital ortamlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri de şüphesiz bilgi kirliliği ve bu kirlilikten beslenip güç devşirmeye çalışan odaklardır. Her dönemde var olan
yalan ve yanıltıcı bilgiler sosyal medya mecralarının kullanımının yaygınlaşmasıyla giderek artmış ve vatandaşlarımızın bilgi edinme özgürlüğünün üzerine adeta kara bir bulut gibi çökmüştür. Yalanın ve gerçeğin iç içe geçtiği dijital ortamlarda doğru bilgiye ulaşmak ve yalan bilgileri tespit etmek için interneti ve sosyal medya mecralarını bilinçli bir şekilde kullanmak ve dijital okuryazarlık becerileri edinmek yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Bu noktada bilgiye ulaşmada güvenilir haber kaynaklarını seçmek, kaynağı bulunmayan içeriklere güvenmemek, interneti bilinçli kullanmanın yalana ve bilgi kirliliğine karşı mücadele etmenin olmazsa olmazlarındandır. Teknoloji ve dijitalleşme insanlığa hizmet ettiği ve insanlığın yararına kullanıldığı zaman anlamlıdır. İnsanlığın teknolojinin emrinde değil, teknolojinin insanlığın emrinde olduğu bir düzeni siber zeminde de tesis etmek için çalışıyor ve bu bilincin bütün toplumda oluşmasını temenni ediyorum. Sözlerime burada son verirken sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.